Antik şehir milattan önce 1200 yıllarında, yani günümüzden 3000 yıl önce Pamfilya adı verilen yörenin kültür merkeziydi. Bugünkü Antalya'nın 18 kilometre doğusundaki Perge şehri, Antalya limanı önem kazandıkça zaman içinde önemini yitirmiştir. Ama tarihe büyük geometrici Apollonius'un yaşadığı yer olarak geçmiştir. Burası Antalya yakınlarındaki tarihi Perge şehri. Zamanında korsanlardan korunmak için sahilden içeriye kurulmuş. 4 kilometre yanındaki Aksu Irmağı'nı kullanarak bir liman kenti canlılığında yaşamış. Bu da şehrin ortasından geçen ve zamanında şehre serinlik ve neşe getiren havuz. Fakat biz buraya bu güzellikler için gelmedik. Burası insanlığın uzay macerasının başladığı yerdir. Bu macera bugünden yaklaşık 2200 yıl önce muhtemelen genç bir matematikçinin bir gece uykusunun kaçmasıyla başlamıştır. Bu genç adam o gece elindeki kum saatinin içindeki kumların aldığı geometrik şekilleri inceleyerek geceyi geçirmiş. Sabahleyin yorgun argın doğan güneşle karşılaştığı zaman içi coşku doluymuş. Çünkü Tanrı'nın kendisine doğanın yeni bir sırrını lütfetmek üzere olduğunu fark etmiş. Bu genç adam arkadaşlarının büyük geometrici diye takıldığı Pergeli matematikçi Apollonius. Pergeli matematikçiye geometrinin altın çağının son temsilcisi unvanını veren buluşu konik kesitleriyle ilgilidir. Bu konik kesitleri bugün daire, elips, parabol, hiperbol dediğimiz şekillerdir. Bu isimlerin çoğu da zaten Apollonius'un kendi yakıştırmasıdır. Apollonius konik kesitleri üzerine 8 ciltlik bir eser yazmıştır. Bunun ilk 4 cildi orijinal dilindeki kopyalarından günümüze kadar kalmıştır. Bergama kralına ithaf ettiği son 4 cildin ilk 3'ü ise Arapça tercümeleriyle günümüze kadar taşınabilmiş. Son cilt ise kayıp. Bu ciltte neler olabileceği konusunda çalışmalar yapılmış, bazı tahmini 8. ciltler yazılmıştır. Fakat yine de asıl 8. cilt hala kayıp. Bir gün elinize içinde tuhaf geometrik şekiller olan eski püskü bir kitap geçerse, bunu sobaya atmadan önce bir bilene gösterin. İnsanlığın uzay macerası Pergeli geometrici Apollonius, ki bizim dilimizde Ablanius'un, konik kesitler üzerine yazdığı 8 ciltlik eserle başlar. Bu 8 ciltlik eserin 8. cildinin kayıp olduğunu biliyoruz. İlk 7 cildin zamanın bilim dili Arapça'ya olan tercümesi de şu anda elimizde. Bu tercüme İbn-i Heysem tarafından yazılmış ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunuyor. O zamanın yazarları kitabın önüne kendi isimlerini övünerek yazmadıkları için de bu kitabın İbn-i Heysem tarafından yazıldığını, bu çevirinin İbn-i Heysem tarafından yapıldığını bulmamız biraz zaman alıyor. Kitabın içinde orada burada çeviriyi yapan, kitabı yazan kişi kendisini tanıtıcı ufak yazılar bırakıyor. Bu imzalardan birisi bu sayfada. Bir başka imza da kitabın sonlarına doğru yine bir kenara yazılmış küçük bir alçak gönüllü notta bulunuyor. Ne Pergeli Apollonius, ne onu çeviren İbn-i Heysem
Yaptıkları çalışmanın ileride insanlığın uzay macerasına bir katkıda bulunacağını biliyorlardı. Burada çizilen bu sadece geometri heyecanıyla, geometri aşkıyla yapılan bu çalışmanın ileride gezegenlerin yörüngelerini ve uzay araçlarının yörüngelerini bize açıklayacağını hiçbir zaman bilemediler. Fakat bu eserler bin küsur yıl kütüphanelerde yattıktan sonra Kepler'in elinde insanı uzaya taşıyan anahtar değerini kazandı. Apollonius ilk 7 cilt içinde sırası geldikçe bazı problemleri 8. cilde bıraktığını söyledi. Ya Apollonius bu problemlerin ağırlığı altında ezildi ve 8. cildi hiçbir zaman yazmadı ya da gerçekten söz verdiği gibi 8. cildi yazdı ama bu kitap kayıp. 8. ciltte neler olabileceğini bu ipuçlarına bakarak pek çok matematikçi yeniden kurmaya çalıştı. Bunu ilk yapanlardan birisi de İbnül Heysem'dir. İbnül Heysem'in 8. cilt hakkında yazdıkları Manisa Kütüphanesi'nde yıllarca bir Nazım Terzioğlu'nun gelip onu gün ışığına çıkarmasını bekledi. Bu eser Manisa Kütüphanesi'nde yatarken İngiltere'de Halley sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi kendisi oturup yeniden bir 8. cilt yazdı. Ve bugün dünyada meşhur olan da Halley'in bu İbnül Heysem'den yaklaşık 700 yıl sonra yazdığı 8. cilttir. Apollonius'un bizim dilimizdeki adı Ablanius. Bu çeviride Kitabul Mahrutat adını taşıyor. Mahrutat, çadır biçimli demek. Bugün liselerde okutulan geometrik şekillerin kökeni bakın ta nerelere kadar gidiyor. Belki bir şey daha dikkatinizi çekebilir. Eskiden şekiller kullanılsa da matematik henüz dili gelişmediği için tamamen sözlerle ifade ediliyordu. Matematik, Tanrı'nın doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır. Bunları siz bir pencere açar, seyredersiniz. Ve seyrederken de fark edersiniz ki sizinle beraber başkaları da seyrediyor bunları. Bunu seyredenler tabii bu an sizinle yaşayan kişiler de olmaz. Mesela bu elipsleri Apollonius Perge'de incelemiş. O 2500 yıl önce yaşamış bizden. Yanı başınızda Apollonius'la beraber elipsleri incelediğinizi fark edersiniz. Ya da daha çağdaş bir şey yaparsınız. Siz tam bir şey düşünürken bilgisayarınızdan bir mesaj geldi diye bir düdük çalar. Bakarsınız bir başkası dünyanın öbür ucundan bu konuda bir soru sormuş ortak bir listeye. Siz de tesadüfen o konuyla uğraşıyorsunuz. Siz de cevabınızı verirsiniz. Başkaları cevap verir. Fark edersiniz ki ortada bir ortak dil var. Bunu İngilizce yazabilirsiniz, Türkçe yazabilirsiniz. Apollonius belki Anadolu'nun başka bir lisanıyla yazmış, Latince yazılabilir ama yazılan şeyin kendisi yani matematik bir tek dildir. Doğanın içinde bir tek harmoni var, matematikle yazılmış ya da matematik düşünerek algılanabilen bir harmoni var. Bu dili siz tabii değişik İngilizce, Türkçe anlatabilirsiniz ama bir tek dil var ve bunu zaman ve mekandan bağımsız olarak bir sürü dostlarla beraber inceliyorsunuz. Binlerce yıl önce Öklit, asal sayıların sonsuz olacağını, hiçbir zaman bitmeyeceğini gösteren bir ispat vermiş. Bugün okullarda asal sayılar sonsuzdur çocukları ikna etmek için gösterdiğiniz ispat 2000 küsur yıl önce Öklid'in verdiği ispat. 2000 yıl önce şarkı söyleyip meşhur olup da hala da adından bahsettiğimiz hiçbir şarkıcı yok. 2000 yıl önce şurada burada şu veya bir başka nedenden dolayı meşhur olup da hala günümüze adı kalmış bir sanatçı yok. Ama 2500 yıl önce sonsuz tane asal sayı vardır, nedeni de şudur diyen adam meşhur ve meşhur olmasının nedeni de hala da biz aynı ispatı, aynı akıl yürütmeyi, matematiği aynı açıdan kavrama zevkini çocuklara anlatarak onun adını anıyoruz. Bu tabi matematikçiler arasında bu bir espri konusudur. Meşhur olmak istiyorsanız şarkıcı değil matematikçi olmanız gerekir denir. Çünkü matematikte doğrular vardır, ölümsüz doğrular vardır. Ve insanları matematiğe çeken şey de bu ölümsüz doğruların içinde bir estetik bir güzellik olduğudur. Bir şey sadece doğru ve gerçek değildir, olağanüstü bir güzelliği vardır. Çok iyi yanımsıyorum. Lise bitirme sınavlarından bir ay önce, iki ay önce bir arkadaşıma şöyle demiştim. Liseyi bitirdikten sonra ben hiç mutsuz olmayacağım demiştim. Ve ona gerçekten inanıyordum. Sanki liseyi bitirdikten sonra matematiğe başladığım zaman bundan sonra benim için dünya bir cennet olacaktı. Başka hiç mutsuz olmayacaktım yaşamımda.
Liseyi bitirdim tabii. Çok mutsuz oldum tabii. Yani sevgililerim terk etti. Sınıfta kaldım. Efendim söyleyeyim şu öldü, bu oldu. Bir sürü şeyler oldu. Mutsuz oldum ama sanıyorum ki genel olarak yaşamda matematik mesleğini seçerekten çok mutlu oldum. Açıkçası bir kere şunu söyleyelim. Yani artık 40'ına yanaşan bir adam olarak ben kolayca itiraf edebilirim ki herhalde hayatı mesut olmak için yaşamıyoruz zaten. Ama mesut olduğumuz anların diğer yerleri var. Anlar diyorum. Ben saadeti hep anlar şeklinde yakaladım. Ve kendi kendime sorduğum zaman hayatta kamilen mesut olduğun ne zamanlar vardı? Gözümün önüne gelen hemen iki tane resim var. Bir tanesinin matematikle hiç alakası yok. Yorucu bir iş gününden sonra eşimle birlikte ve küçük kızımızla birlikte eve geldik. O sıralarda 7-8 aylıktı kızımız. Ve onun odasında halının üzerinde ben yatıyordum yerde. Kızımla birlikte yuvarlanıyorduk. Eşim içeride yemek hazırlıyordu. Ve dışarıda yağmur camlara tek tek vuruyordu. Ve o anda düşündüğümü de hatırlıyorum. Cem Tezer şu anda kamilen mesut. Ve dönüp hayatıma baktığım zaman ikinci bir defa buna benzer şey ne zaman oldu? Aslında çok bambaşka tabiatta bir şey. O da matematikle ilgili açıkça söylemek gerekirse. Lisede çok kimsenin çözemediği bir problem için tahtaya kalktım. Sert, eskinin mütehakkim, taviz vermez hocalarından bir geometri hocamız vardı. Onu zevkle hatırlıyorum. Allah selamet versin Afife Hanım. Ve beklenmedik bir geometrik problemini beklenmedik bir usulle çözdüm tahtada. Ve herhalde uzun süredir görmediği bir adam tipiyle karşılaşmış olmalı. Karanlık, korkutucu gözlükler giyerdi. Bizim için korkutucu. O karanlık gözlüklerin arkasından gözlerinin içerisinde okuyabiliyordum açık seçik bir şekilde. İşte adamımı buldum bana bakarken. Ve hayatıma dönüp baktığım zaman iki büyük saadet anı olarak bunları görebiliyorum. Ve bu en azından gösteriyor ki hayatımdaki saadetin hiç olmazsa %50'si matematiğe ait. Matematiğe ilk katkım benim 5 yaşına gider. O harp sonrası yıllardaydı ve babam Laleli'de bir evde oturuyorduk. Soğuk bir çalışma odası vardı ve benim oraya girmem de yasaktı. Çünkü orada kitap yazardı. Geometri kitabı yazarken de şekillerini...